Hasret kaldım size. Sağlık sorunları biliyorsunuz. Bir apandisit ameliyatı geçirdim. Ondan sonra biraz dinlenmem gerekiyordu. Şimdilik her şey iyi gibi. Gerçi azıcık daha dinlenmem lazım ama piyasalar çok hareketli. Ben de çalışmayı özledim. O yüzden bugün kısa bir videoda sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu piyasalarda neler oluyor? Nasdaq ve S&P 500 yukarı doğru gitmeye devam ediyorlar. S&P 500 3 haftadır kesintisiz yukarı doğru gidiyor. Ve şu anda all time high, yani yeni bir rekoru kırmak üzere. Nasdaq henüz oradan biraz uzakta ama o da hızla yaklaşıyor. Benim yıl sonu hedeflerim olan S&P 500, 4800 ve Nasdaq 18 hedeflerinden henüz uzaktayız. Ama olumlu yönde gidiyoruz ve bence bu hafta borsalar çıldırabilir. Öncelikle borsalar Cuma günde pozitif geçirdiler. Neden? İki önemli veri akışı vardı. İlki Amerika'daki istihdam verisiyle ilgiliydi. İstihdam beklendiğinden biraz kuvvetli geldi. Ama aslında orada bu grevlerden, özellikle otomotiv sektöründeki grevlerden geri dönen insanların etkisi vardı. O yüzden borsa onu pek olumsuz algılamadı. Biliyorsunuz borsa istihdam fazla kuvvetli olmasını istiyor, enflasyon tekrar coşar diye. Maaşlar biraz beklenenin üstünde bir artış geldi. %0,4 aylık, %0,3 hedefleniyordu. Fakat o da yine bu özellikle otomotiv sektöründe ve diğer bazı sektörlerde grevlerden geri dönen işçilerin maaş yükselişine bağlandı. Piyasa fazla ciddiye almadı. Günün ikinci önemli verisi ise Fed'in çok önem verdiği Michigan Üniversitesi tüketici araştırmalarındandı. Orada da çok olumlu veriler vardı karşımızda. Mesela bir yıllık enflasyon beklentisi %3,1'e inmiş. Bu beklenen %4,3'tü. Bir önceki ayda %4,5'ti. Bu çok sevindirici çünkü beklentiler aslında enflasyonun belirleyicisi de oluyorlar bir bakıma. Neden? Çünkü herkes yüksek enflasyon bekliyorsa kendi sattığı ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yüksek tutuyor. Türkiye'de hala bunu yaşıyoruz. Oysa beklenti düşerse kendisi de daha az zam yapıyor. Bu da toplamda enflasyonun geriye doğru gitmesine neden oluyor. Yine 5 yıllık enflasyon beklentilerine baktığımızda bir önceki ay %3,2 idi. Beklenti 3,1'di. Gerçekleşen 2,8 oldu. Öte yandan ekonomiyle ilgili beklentiler de olumlu. 57 idi endeksteki beklenti, 66,4 geldi. Customer sentiment dediğimiz, yani tüketicinin piyasa ile ilgili ne hissettiği diyelim. O da 62 bekleniyordu. 69,4 geldi. Mevcut piyasa koşullarıyla ilgili ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda da tüketiciler 68,5 bekleniyordu. Burada endeks 74 geldi. Yani tüketici hem enflasyonun düşeceğine inanıyor hem de ekonominin ve koşulların iyiye gideceğine inanıyor. Valla bence Fed bir yıl öncesine gittiğimizde bu kadarını başarabileceğini bence hayal edemezdi. Ben hayal edenlerden, biliyorsunuz bir yıldır söylüyorum bu işler iyi gidecek ve Fed Amerika resesyona sokmadan ekonomiyi düzlüğe çıkaracak, enflasyonu düşürecek diye. Niye? Çünkü enflasyonun bu seferki sebebinin farklı olduğunu, tedarik zincirlerini hep bunları anlattım uzun zaman. İnsanlar bana inanmadılar. Bugün geldiğimiz noktayı görüyoruz. Hem enflasyon düştü, hem resesyon olmadı, hem de fazla bir işsizlik yok. Bu tabii bizi inanılmaz yeni bir ralliye götürebilir. Yeter ki gelecek hafta sorun yaşamayalım. Çünkü gelecek hafta bazı çok önemli veri akışları var yine. Eğer o veri akışlarını ve Fed'in çarşamba günkü faiz belirleme toplantısında kazasız belasız atlatırsak, yıl sonuna kadar bizi büyük bir rallinin daha beklediğini düşünüyorum ve 2024 yılı içinde son derece olumluyum, en azından ilk çeyreği için. Nedir gelecek hafta? Veri akışı. Salı günü enflasyon rakamları geliyor. Tüketici tarafındaki enflasyon. Çekirdek enflasyonu aydan aya %0,3. Yıllıkta ise %4'lük bir oran bekleniyor. Ben bunların biraz altına ineceğimizi tahmin ediyorum. Sebebi de kiralarda geçen ay başlayan düşüşün bu aya da yansıyacağını tahmin ediyorum. Ayrıca petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatlarının çekirdek enflasyon üzerinde direkt etkisi yok ama dolaylı olarak mutlaka etkiliyorlar. Ben ikisine de bunlardan biraz daha olumlu rakamlar geleceğini tahmin ediyorum. Ki böyle gelse de zaten sorun yok. Beklentiler çerçevesinde gittiğimiz sürece Fed'in istedikleri gerçekleşiyor demektir. Manşet enflasyonun yıllıkta %3,1'e, aylıkta ise %0 sıfıra ineceği düşünüyor. Geçen ayda %0'dık. Geçen ay yıllık manşet enflasyon %3,2 ile o da %3,1'e inecek gibi. Bunlarda da ben çok sapma gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü evet, Amerika'da bir yılbaşı alışverişi vardı ama yılbaşı alışverişleri de biliyorsunuz ciddi indirimlerle beraber geliyor. Ben hatta bir eksi enflasyon bile olabilir diye düşünüyorum ki o beni biraz korkutacak bir şey, böyle kalması daha iyi. Çünkü uzun zamandır söylüyorum, Amerika'nın bir enflasyon derdi yok ama Fed inatçılığa devam ederse deflasyon derdi olabilir. Yani fiyatların geriye doğru gidiyor olması, ne güzel diyebilirsiniz, öyle değil. O zaman ekonomiyi tekrar toparlamak çok zor hale geliyor. Fed'in korktuğu bir şey bu. Bu nedenle böyle bir sıfır veya hatta %0,1'lik bir aylık enflasyonu bence bir sorun olmayacaktır. Ama şu rakamların gerçekleşmesi durumunda yine
piyasa bunu olumlu karşılayacak. Çarşamba günü piyasalar açılmadan önce de üretici fiyatlarında ne oluyor? PPI rakamları gelecek. Aylık beklenti aydan aya 0.2 çekirdekte. Aylık beklenti manşette 0.1. PPI'nin biraz daha etkisi düşük ama o gün önemli bir gün. Çünkü hemen bu veriler geldikten sonra da FED toplantısının sonuçlarını dinleyeceğiz. FOMC yani Federal Para Komitesi yeni faiz kararını açıklayacak. Çarşamba günü faiz artışı kesinlikle beklenmiyor. FED'in böyle bir çılgınlığa girmeyeceği belli. Powell zaten bununla ilgili daha evvel defalarca mesaj verdi. Yeterince yüksek faizlerimiz var, bekleyebiliriz dedi. Hele hele salı ve çarşamba günü gelecek tüketici ve üretici taraflarındaki enflasyonda da süper olumsuz bir sürpriz yoksa. Yani küçük sapma olabilir ama süper olumsuz bir sapma yoksa ben FED'in burada faiz artırmayacağına eminim. Tabii burada mühim olan FED'in ne söyleyeceği olacak. FED yine tedbirli konuşacaktır doğal olarak. Muhtemelen şunu diyecekler. Enflasyondaki düşüşten memnunuz. Şu andaki faiz seviyemizin önleyici bir faiz seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Gerekirse yeniden artırırız ama henüz hedeflerimize ulaşmadı gibi bir şeyler söyleyecek. Bundan sonra da muhtemelen borsalar coşacak. Tabii borsa coşmayacağı bir sürü faktöre bağlı. Borsalar maksimum acıyı vermek üzere kurulmuşlar. Yani küçük yatırımcılardan aslında para almaya çalışıyorlar. O yüzden o gün bizi terste bırakabilirler belki kısa bir sürede olsa. Ama aslında önümüze şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 2024'e girerken ve 2023'ün son 3 ayında enflasyon düşüyor. Resesyon yok. İş gücü pazarında fazla bir kırılma yok. Faizlerin gelecek sene geriye gideceği kesin. Mart'ta mı gider, Nisan'da mı gider? Fed'in yapacağı Mart, Nisan, Mayıs indirimlerinin ötesinde ama önemli olan Amerika hazine kağıtlarında neler yaşandığı 5 yıllıklarda 10 yıllıklarda benim tahminim çarşamba günü oralarda ciddi faiz kırılışları gelebilir. Bu da borsaları bir nefes daha yukarı taşıyabilir. Bütün bunlar gerçekleşirse 2024'ün ilk çeyreğine de süper olumlu gireceğiz. Ben 2024'ün ilk çeyreği veya ikinci yarısında S&P 500'ün 5000'lere kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Nasdaq bu yıl sonu hedefimiz olan 18.000'i yıl sonu tutturamasa bile gelecek yılın başlarına tutulacak diye düşünüyorum. Çünkü Amerika dertlerinden arınmış bir ülke olarak giriyor gelecek yıla. Tabii şimdi burada karamsarlar diyecek ki hocam Amerika'nın borcu çok. Kesinlikle Amerika'nın borcu çok. O da Amerika'nın başına dert açacak ama henüz değil. Seçimlere kadar değil. O yüzden ben full boğa kalmaya devam ediyorum. Bütün yıl boyunca bana burada söylenmedik laflar kalmadı. Savaşın ilk günü hatırlayın. Boğa başlıyor dedim. Savaşın ortasında boğa güçleniyor dedim. Dalga geçtiler. Gidin lütfen o videonun altlarındaki yorumları okuyun. Bugün o insanlar nerede duymak isterim gerçekten. Çünkü o insanların çoğu piyasanın nasıl aktığını, hisse senedi fiyatlarının nasıl yükseyip nasıl alçaldığını, yatırımcı davranışını düşünemiyorlar. Çok daha makro büyük genellemeler ve ezberlerle bakıyorlar. Ondan sonra da hep para kaybediliyor. Peki bizim portföydeki hisseler ne durumdalar? Bir de ona bakalım. Yılbaşına itibaren performanslarına baktım. Mara yani Marathon bir madencilik firması yılbaşından beri getirisi %390. Bitcoin'in çok çok üstünde. Coinbase yine kripto paraların ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Yılbaşından beri getirisi %314. Son bir ayki getirisi %66. Mara'nın da son bir aydaki getirisi %96 bu arada. Nvidia %225 getirdi yılbaşından beri. 6 aylık performans %23. Bu ay biraz yavaş gidiyor. Bilançodan sonra bir düştü. Şimdi tekrar toparlanıyor. Palantir yılbaşından beri %176. 6 aylık performans %16.98. Bu ay biraz düşüşte. İşte bir sürü dedikodular çıkıyor. Söylentiler çıkıyor. Önemsiz bence. CrowdStrike %130 arttı yılbaşından beri. %66 aylık performansı. 1 aylık performans %25. Tesla o kadar hakkında olumsuz şey konuşuluyor. %97.95 arttı yılbaşından beri. 6 aylık performans %3.82. Son 1 aylık performans %9.78. UiPath bir süre bizi üzdü ama şimdi tekrar atağa kalktı. Yapay zeka oyuncusu %93.78. %34.81 6 aylık performans. Son 1 aylık performans %43.62. Adobe %81.26 yılbaşından beri performans. 6 ayda %38 getirdi. Son 1 ayda %12 getirdi. Böyle gidiyoruz. İşte Intel, Apple'ı bizim gol yediğimiz hisse senedi Alibaba'da gol yedik. Alibaba'da zaten stop loss da olmuş durumdayım. Burada kayıptayız. Bir daha Çin hisselerine hiç yatırım yapmayacağım demiştim. Burada hata yaptım girdim. PayPal'da eksideyiz ama ben bunu toparlanacağını düşünüyorum. Nitekim PayPal'ın son bir aylık performansı %7.01 artıda gibi gözüküyor. QSI'da eksideyiz biz ama son bir aylık performans %26'yı bulmuş durumda. Unity bizim nispeten düşük performans gösteren hisse senetlerimizden %14.38 yılbaşından beri son 6 ay %9.87 ama orada da son 1 ayda %25.48'lik performansımız var. Enphase en kötü seçimimdi bu sene. %61 yılbaşından beri kayıp var. Son 6 ayda %43'lük kayıp var ama baktığımızda son 1 ayda %33.95 yukarı gelmiş durumda. Portföye yeni kattığımız yeni halka
açılan bir şirket Egox, onun da %3.35 son bir ayda kaybı var. Fena portfolyo değil. Siz de bu tip hisse senetleri öğrenmek istiyorsanız bugün bir tane yeni hisse senedi çalışıyorum. Biraz sonra YouTube katıl üyeleriyle paylaşacağım. Mutlaka YouTube katıl üyesi olun. Çünkü bence daha kazanacak çok para var. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.